lastikler parlayacak, jantlar parlayacak. Ben böyle seviyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir değişiklikler yaptık. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum ama görenler bayağı beğeniyor. İstanbul Kurtköy'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım ve yine bomba bir araçla karşınızdayım. 41 kere maşallah. Temel kardeşim güzel bir araçla bizim karşımıza çıktı. 2022 model Skyna R540. Birazdan Temel kardeşimle beraber araç hakkında sizlere bilgiler almaya çalışacağız. Bu tür araçları çekmek de sevgiye daimli bilmiyorum ama harbiden peşine düştük. Sağ olsun Temel'le irtibata geçtik. Bu arada Sinan'a da teşekkür ederiz. Temel'le aramızda köprüyü kurdu ve Temel de sağ olsun dedi ki problem yok dedi. Yarın Rize'ye dönüşümüz var ama bu arabayı çekmeden ben İstanbul'dan ayrılmayacağım dedim. Arkadaşlar dediğim gibi 2022 model sade, şık, güzel bir E540 karşımıza diyor. Fazla uzak hemen arkadaşımı yanımıza alıp araç hakkında size almaya çalışalım. Arkadaşlar videolarımı beğenirsiniz, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa hala şu abone ikonuna tıklayarak abone olabilirler. Türkiye'nin en büyük tır fotoğrafı arşivine sahip Facebook Ali Samangül'den tır fotoğrafları ve Instagram Ali Samangül tır fotoğraflarının linkleri de aynı zamanda aşağıda açıklama kısmında bırakıyorum. O linkleri tıklayarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Sevgili dostlarım, hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet Temel. Evet abi. Bırakmadım seni, yakaladım seni. Peşine evet. Düştüm, geldim buraya. Kurtköy'e kadar geldim. Evet abi, merhaba. Ayağına sağlık. Kanalıma hoş geldin ilk önce. Hoş bulduk abi, merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyalım ilk önce. Temel Kırkpınar. Temel Kırkpınar ben abi. Aşağı yukarı 10 senedir bu işi yapıyorum. Bu aşağı yukarı 4. arabam. 2. Scania'm. Daha önce Streamline Cabin G410 bir aracım vardı. Onu aşağı yukarı bir 3 sene kadar kullandım. Ondan sonra bir yeni kabine geçmeyi tercih ettim. Onda da R540'ı tercih ettim tabii ki. Bu aracı alalı aşağı yukarı 1,5-2 ay kadar oldu. Aldığımdan beri üzerinde oynamalar yapıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir değişiklikler yaptık. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum ama görenler bayağı beğeniyor. Ya ben şimdi senin peşindeydim gelirken. Evet, abi ha. Maşallah sabahtan beri korna vurdu buraya geliyorsun yani. Aynen aynen abi. Bir de arkadan baktığım zaman tepkiler olumlu yani. Herkes yani böyle kafayı çeviriyor. Aa maşallah aynen. Falan. Sağ olsunlar. Arkadaşlar trafikte. Maşallah demeyi unutmayınız lütfen. Aynen sağ olsunlar trafikte. Selamlama, kornama falan bayağı oluyor. Böyle işte abi. Ben hemen sorayım sana. Evet R540 neden de S540 değil? Böyle bir tercih. Abi şimdi işimiz genelde Adapazarı'ndan kum getirmek. Getirdiğimiz kumu mahalle aralarında falan girip döküyoruz. Şantiyelerin önüne ya da inşaatlara falan. Tabi buralara girerken üstlerde kablolar, ağaçlar falan olabiliyor. Üstü S kabinlerde daha yüksek olduğu için çarpma ihtimali daha çok. O yüzden R kabini tercih ettim. Hani R kabin biraz daha üst kısımdan alçak olduğu için biz de arabamıza biraz titrediğimiz için hani üst kısımlarını koruyabiliyoruz. Artı ön tarafında körük var, biraz basabiliyoruz. Ya da girintili çıkıntılı yerlerde
körükleri kaldırabiliyoruz. Bu şekilde R kabini tercih ettik ve R kabini tercih edince R500'ler vardı ben aldığım zamanlar sipariş verirken. Ben bu arabayı bu arada bir sene kadar bekledim. Scania'da bir sıkıntılar vardı. Bir sene kadar bekledim. Bu bir sene zarfında işte ben arabacı verirken R500'ler genelde çok vardı. Biz bunu 540 verelim dedik ve 540 tercih ettik. Çok da memnunuz. Ben şimdi seyircilerin, izleyicilerimizi sormadan hemen direkt konuya girmek istiyorum. Evet abi. Bu arabaya bu dorpse yakışıyor mu diyecekler muhtemelen. Abi çok çok ondan çok yaralıyım. İnan ki sosyal medyada olsun, ne bileyim beni gören bazı arkadaşlar olsun ya da yanımdan geçenler falan olsun. Ya bu havuz dorpse, bununla sen nasıl harfiyat taşıyorsun falan gibi laflar oluyor. Benim de en kızdığım, en hassas olduğum konu, ben bu aracı kesinlikle harfiyat zaten yüklemedim, yüklemem. Ve zaten yükleme şansım da yok yani. Bir kere yüklememiz için dorsenin sarı olması lazım. İBB sarı dorseye çip veriyor ve onunla harfiyat yükleyebiliyorsunuz. Artı dediğim gibi ben sadece maden ve kum işi yapıyorum. Bu yaptığım için kabinle aynı rengi yapmak istedim dorseyi. Ve yaptım ama harfiyatla falan dediğim gibi hiçbir alakamız yok. Yani sonuç itibariyle bu benim işime geliyor. Tabii yani ki. Bu dorse işimize geldiği için havuz dorse yaptık aynen bunu. Aynen öyle. Yani sonuçta ben bir balık çekseydim veyahut da bir kuru yük taşısaydım ya çadırlı ya da termokül yakışanı... Yakışanı yapardık tabii ki. Ama yani, işine göre bu dorse tabii yani. Bizim işimize göre havuz dorse oluyor. Biz de havuz dorseyi tercih ediyoruz mecburen. Yani şunu hemen söylemek istiyorum arkadaşlar. Avrupa'da bu araçları 730 olsun, 770 olsun yani Volvo'nun FH750'leri olsun. Adamlar hafriyata çalışıyor arkadaşlar. Aynen, aynen. Yani neden biz kendimizi bu işlerde sovitleyelim ki yani? Aynen, aynen. Evet. Ama şöyle de bir şey var tabii. Avrupa'da harfiyata çalışıyorlar ama yolları asfalt. Ondan sonra bizimki gibi sıkıntılı yerler değil. Evet, o etkinlik var evet. Dökümleri falan olsun, yükleme yerleri olsun, yollar falan gayet güzel. Yani o tarz yerler ama bizim dökümlerimiz olsun, yükleme yerlerimiz olsun, yükleme makinelerimiz olsun. Gayet hani bozuk. O yüzden biraz orada daha iyi arabalar tercih ediliyor yani evet. Açıkçası. Plaka da özel. Plaka özel, plakayı aynen abi. Temel Kırpınar, ben de Erzurumluyum. 25 yaptık. Hani çift 0-25 yapabilseydik daha iyiydi ama sadece bunu bulabildik. Elimizdeki imkan elimizdeki buydu. Elimizdeki buydu. Bunu yaptık. Evet. Aynen. Gelelim aracımıza. Evet abi. Şimdi ön taraftan başlamak gerekirse. Evet abi. S500'lerde sadece bir tık daha yüksek. Şu panjur, sadece şu panjur biraz daha kalın. Evet. S500'ler, S kabinlerde. R'lerde orası daha dar. Evet. Fark orada. Üst şapkada S kabinlerde biraz daha dardır. Bunda biraz daha geniş. Neden o üstü biraz daha alçak tutmuşlar? Yani o hani kabin farkı var S'leri arasında. Yani öyle bir motorda olsun, iç torpidoda olsun falan. Ha şöyle özellikler var tabii. Mesela artılar var. Fuller var. Mesela bu arabanın direksiyonu muan kaplama olabilen var. İşte kahve makinesi falan koyulabiliyor artı. Park kliması konulabiliyor. O tarz şeylerle araba yükseltilebiliyor hani özellik bakımından. Ama evet. Şu anda hani benim aldığım araç bana gayet yetiyor özellikleri bakımından. Özellikle ön körük benim o kadar işimi görüyor ki hani bazen dediğim gibi girdiğimiz yerlerde altını çarpmasın diye yukarı kaldırabiliyorum. Ya da yukarıdan bir yere çarpacaksa tamamen yere indirebiliyorum. Bu vaziyette arabayı koruyabiliyorum yani. Ve burada da körüklerin ön plana çıkması bayağı işe yarıyor tabii diyorsun. Tabii ki aslında bu tarz arabaların bence körük hepsinde olması lazım ya da sabitlenmesi lazım. Yani körük olması lazım şart bir kere. Hangi paket bu araç? Bu dinamik paket abi. Ve biz buna dinamik paket artı ön körük koyduk. Onlar tabii istediğin opsiyonu. Onlar istedi, aynen onlar istedi. Buzdolabı falan zaten bunlar da sabit. Onları içeri girince zaten göstereceğiz. Evet. Şöyle yan taraftan başlayalım. Şöyle yan taraftan başlayalım abi. Ön tarafta zaten birer. Şimdi ben arabayı aynen araba ilk bize gelir gelmez ben bunu Scania bayinde doğuş otomotivde hiç arabayı yürütme. Aslında ben önleri pilot lastik olarak sipariş vermiştim ama yetiştiremedik son anda gelmedi. Ben hiç yürütmeden bunları hem jantlarını krom jant olarak hem de lastik ön pilot olarak değiştirdim. Yine aynı Michelin'i tercih ederekten. Böyle bir görünüm sağladık. Yanlıkları kendim sipariş ettim. Bunları boyadık güzel. Altını gövde rengine boyadık. O şekilde tamamladık. Şöyle bakalım hemen. Evet. Depolarımız kaç litre bizim? Çift depodur. 700 litre ve 500 litre olmak üzere çift depo vardır. Bunlar da zaten sabittir bu. İlk o R450'leri çıkartmışlardı yeni kabin olarak. Onlar da tek depoydu ama sonradan çift depoya çevirdiler tabii ki. Evet. Zaten bir yol arabasında özellikle bence çift depo olmalı yani. Hani ne olur ne olmaz doldurup gidersin. Sen İstanbul için çalışıyorsun ama... Tabii şu anda günümüz şartlarında çift depoyu doldurmak da çok zor olduğu için. Oraya hiç karışmıyoruz zaten. Ama park kliması var mı herhalde bu araçta? Park kliması yok abi. Yok onunla yok, değil mi? Yok aynı.
Park kleması yok aracımızda. Yok, park kleması istemedim ben açıkçası. Çok da ihtiyaç duymadım. Çok yani. Da ihtiyaç duymadım. Hani çok ben aşırı yollarda kalmıyorum. Hani yatmıyorum filan. O yüzden çok aşırı benim işim gereği. Ben aşağı yukarı en fazla akşamın evdeyim ya da bir sonraki gün akşam evdeyim. Evet. Çok böyle park klimasına ihtiyaç duymadım. Yani sürekli yol çalışmış olsaydım tabii ki ihtiyaç duyabilirdik. Park kliması ihtiyacı duyabilirdik. Dorsemiz daha önce beyazdı. Bu benim eski 2017 model olan dorsem. 2017'de ben bunu sıfır yaptırdım ama yine krom jantlı, BP dingilli, BPV dingilli yani dingil olarak şey iyi bir dingil, Avrupa dingil, disk frenli. Daha önceki arabam da Scania'ydı, rötardar vardı. O yüzden disk fren bizim işimize geliyor yani disk frende sıkıntı yaşamıyoruz. Dorse büyük bir dorse, 30 metre olan bir dorse. Zaten o normalde 6.70 dorseler var falan. Onlar bayağı buna göre 22-23 metredir. Bu bayağı büyük bir dorsedir, 30 metredir. Aşağı yukarı arkada ben bu tamponu sonradan kendim yaptırdım. Stoplanmaları olsun, alt ışıklandırması olsun. Dizaynı falan bana ait. Artı çok hoş duruyor ama. Hoş. Eline emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Koçkar Krom'da yaptırdım ben bu tamponu. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Çizim olarak hani normalde makine, lazer makinesinin belki ağzını değiştirdiler bizim için. Çok yardımcı oldular. Bu tamponu yaptırdık. O aşağı yukarı beyaz arabadayken yaptırdım ben bunu. Ha. Ve bu arabaya, bu renk arabayı, metalik kırmızı arabayı alınca Dorse'yi de metalik kırmızıya boyatma ihtiyacı duydum. Aynı renk olsun diye, takım olsun diye. Evet, buradan Koçkar Kuralı'na, Serhat'a da selamlar olsun. Selamlar oradan. Serhat Bey sağ olsun. Bize her konuda çok yardımcı oluyor. Ve bütün ekip yani. Koçkar Kuralı'nın bütün arkadaşlar, Allah razı olsun, hepsi gayet iyi, gayet usta adamlar. Ellerinden geldiğince de bize yardımcı oluyor. Bizi hani sürekli dediğimizi iki etmiyorlar sağ olsunlar. Dorse'yi metalik kırmızıya boyattım ve boyasından, verniğinden, cilasından hiç kaçmadım. Hani aşağı yukarı iki katı fiyatına mal oldu. Yalnız dediğim gibi şasesi ayrıyetten boyandı. Dorse kazan kumlama yapıldı önce. Bütün boyası atıldı. Sonra tekrar yeni bir boya yapıldı. Çok memnunum. Boyası çok güzel oldu. Normalde güneşte vurduğu zaman tam bir takım duruyor ama bazen değişiklik gösterebiliyor. Evet. Ha, yani bunu sen de Ali abi fark ettin zaten. Ama tam karşıdan mesela güneş vuruyor. Şu anda mesela araba tam rengini gösteriyor fark edersen. Evet. Tam metalik kırmızısını gösteriyor. Ama öteki tarafına gelseniz gölge vurduğu için daha değişik olabiliyor. Evet, Işıklandırması falan komple her şeyi Koçkar'da yaptırdım. Ben zaten başkasına da el sürdürttürmem. Ve ışıkların hepsi iyi markadır. Kaliteli markadır. Hani çok fark ediyor mu o kaliteli? Çok fark ediyor abi. Şimdi yolda gidiyorsun. Bir ışık kesti mi ben o anda moral sıfır yani. Yani moralden çekiyorum. O yüzden hani bir ışığın kesmemesi benim için çok önemli. Bir ışığın canlı ve karşıdaki adamın gözünü almaması benim için çok önemli. Yani biz de Koçkar'ı ve onun markalı ışıklarını tercih ediyoruz açıkçası. Evet. Sağ olsunlar montajları falan da gayet güzel. Kabloları falan ek yerlerinde mesela falan böyle makaron malzemesi var. Makaron malzemesi kullanırlar. Su almaz. İleride hani yağmurdan, çamurdan, hava şartlarından kesme yapmaz. Onlardan çok memnunum. Sağ olsunlar. Lastiklerimiz evet. Aracım Michelin. Zaten öyle geldi. Dediğim gibi ön lastikleri ben değiştirdim ve onları da Michelin seçtim. Hani onlardan da çok memnunum ve ebatları bana çok soruldu Ali abi. Neden pilot lastik tercih ettin? Şimdi Scania'nın şöyle bir normal orijinal lastiğini taktığın zaman biraz içeride durabiliyor. Biz bunu tercih ettik ki burayı dümdüz doldursun ve daha tok, daha güzel bir görünüm sağlasın. Bence de güzel oldu. Ve kanallı lastik. Ve kanallı, yağmur kanallı bir lastik. Çok şık duruyor ve kullanışlı. Bu kanallar çok etki ediyor mu yani? Ya abi yağmuru dışarı atıyor ama. Hani şu yan tarafı fazla sıçratmıyor yani, doğru mu? Yok. Yani? Yani, aynaların falan aslında şu kenarları sıçratıyor. Mesela normalde Koçkar Krom'da buranın da lastikleri var. Ben onu hani düşünmedim açıkçası. Damlumaz. Evet, onu takarsan sıkıntı yok hani oraya sıçratmıyor. Ama ben onu düşünmedim açıkçası. Lastik ebatlarımız 385'e 55, 22,5. Evet, yanağı biraz düşürdük 55 yaptık. Arkası? Arkası 3.15, 70, 22.5, 70 yanak. Normalde benim daha önceki arabamda 80 yanaktı. Bu 70 yanak yol tipi oluyor genelde. Memnunuz. Tamam, şöyle sorayım. Evet yani, abi. Ön taraflar 55 yanak, arka taraflar 75 yanak. Evet abi. Yani bu araçta uyum sağladı mı diyeceksin? Uyum sağlıyor mu? Uyum sağladı abi. Ben kalibrasyonu falan da yaptırdım onun. Hani kilometre bakımından. Onu da yaptırdım. Ha bir abeslik bir şey yok. Çok bir fark yok yani. Tamam 70 yanak, 55 yanak ama çok büyük bir fark yok. Az bir fark var. O da göz önünde pek bir şey belli etmiyor açıkçası. Hani
Çok kullanan arkadaşım vardı. Ben onlara nazaran yaptım. Baktım bir şikayet yok. Hani yolda gezme yok. Ne bileyim yol tutuşu güzel, kötü değil yani. Mazota falan filan etkisi yok, var mı? Yok, hiç etkisi yok. Mazota hiç etkisi yok. Mazota demişken mazottan çok memnunum araçtan. Daha önceki aracımdan günlük aynı işte. Aynı yolda, aynı yükte, aynı yerlere gidiyorum. Aşağı yukarı günlük 10-20 litre falan civarı. Bunda daha ekonomi. Daha az yakıyor. Mazot bakımından çok uygun bir araç. Çok iyi bir araç bence yani. Ortalama yüzde? Yüzde normalde biz hani yüklü gidiyoruz ve Şile'den filan maden çıkartıyoruz. Mesela hani Şile'nin yolları malum rampalı filan. Bilecik tepelere filan gidiyoruz. Bozüyüklere gidiyoruz. Oralarda rampa oldu, rampa. Rampa gidip rampa gidiyoruz. Hani bir tek otobanı filan düz yolda kullanıyoruz. %31 filan. %31. Aynen. Arabanın tonajlı o hali değil mi? Normal aynen. Basar evet. Tonajı hali aynen. Bu aracın toplam ağırlığı kaç ton? Şu an abi benim damperim ağır bir damper. Hani ben damperden hiçbir şey kaçmadım. Komple 5 milimdir kazanı bunun. Şu an 14.800 falan geliyor. Boş ağırlığı. Boş ağırlığı. Net darası boş ağırlığı 14.800. Çok iki depoyu doldurursam 15.200 falan geliyor. 15.200 falan geliyor. Evet. Zaten tonaja demaj olarak 40, yani, 40 ton basaj komplesi işte. Yani 40, doğru mu? Aynen. 42 diyoruz ama işte 41.800, 41.500 o acıbar olabilir. Arkalarda 4 körüklü var. Arkalar 4 körük. Güzel hani esnemesi güzel arabanın. Sanki böyle bir taksi kullanıyormuş yani küçük araba kullanıyormuş havası veriyor. Hani süspansiyon sistemi güzel. Önler de keza önler de öyle. Önler de mesela ön körük. Güzel ön tarafı çok böyle tak tak vurmuyor. Arkalar arkadaşlar LED tabii, farları var. Bu LED var. Paket aynen. Mesela güzel bir. Aynen. Sinyaller LED. Öndeki ışıklar LED. AdBlue tankı kaç litre? Abi tamam. AdBlue tankı 80 litre. AdBlue'da bu arada fiyatları çok arttı. Mazot kadar AdBlue'da arttı. Mazot düşüyor ama AdBlue nedense hiç düşmüyor. Ondan da müzdaribiz yani. Sağ tarafına avadanlık istemedin. Paket yok. Özelliği zaten o. Aynen abi. Aracımda bir özellik daha var. Onu da söyleyeyim isterseniz. Aracımı ben ilk teslim fabrikadan alır almaz alt etekleri olsun, çamurlukları falan boyattıktan sonra Aksoy Tuning var. Aksoy Tuning'de aracıma şeffaf kaplama yaptırdım. Şeffaf kaplama arabaya herhangi böyle ince bir çizik falan geldiği zaman bezle sildiğiniz zaman onu düzeltiyor. Tekrar geri haline döndürüyor. Ve aynı zamanda aracınız daha çok parlıyor ve dış etkenlerden özellikle yıkamacıların bu ilaçları biraz böyle kötü ilaçları var mesela. O etkenlerden koruyor. Mesela yıkamacının ilaçları genelde böyle şeffaf kaplama olmadığı zaman bu tarz renklerde bozartma yapıyor arabada. Rengini falan götürüyor. Ben buna şahit oldum. Bazı arkadaşlarımın arabası kırmızıdan pembeye döndü açıkçası. Ben de onları görerekten hani bu kırmızıyı aldıysak bu rengi zor bir renk. Bu rengi dedik ki koruyalım ve şeffaf kaplama yaptırdık Aksoy Tuning'de. Komple değil mi? Komple. Araba evet, komple. Sadece çamurluklar ve yanlıklar hariç. Ne kadara mal oldu hemen sorayım sana ben. Abi o zaman 25 bin liraya mal oldu. Aşağı yukarı 2 ay önce filan, 2,5 ay önce filan. Şimdi bayağı fiyatlar arttı tabii. Hazır başlamışken. Evet abi. Fiyatlardan. Bu arabanın üzerine ne kadar masraf ettin? Arabayı kaça aldın? Hemen onların bilgisini alayım. Abi ben arabayı aşağı yukarı 2700 liraya aşağı yukarı aldım arabayı. O zaman fiyatı o şekilde denk gelmişti. Bir de bir sene önce sipariş verdik arabayı. Bize biraz daha indirimli olarak verdiler arabayı. Aşağı yukarı abi arabaya biraz harcadık. Jantlar olsun, boya olsun, ışıklandırma olsun. İşte tabela, üstteki sisler Koçkar Krom yabancı ülkeden getirdi sağ olsun. Evet. Ondan sonra yaklaşık bir 150 bin lira civarı para harcadık abi. Ekstradan bir 150 bin lira daha harcadık. 150 bana. Bin lira harcadık. Ufak ufak harcamaya başlıyoruz. Hani ufak tefekleri de saymıyorum. Ufak tefek yine harcıyoruz. Dorsey'i de söyleyeyim abi fiyattan açılmışken. Söyle abi. Dorsey'i hani herkes 10-20 bin liraya falan Dorsey boyatırken ben aşağı yukarı 30-35 bin lira Dorsey boyattım yani. Aynen. Var mı dışarıda ekleyeceğin? Dışarıdan ekleyeceğim abi. Başka ne var? Dorsey'i konuştuk, arabayı konuştuk. O zaman dışarı yoksa anlaşılacağımız arazinin içine girelim. Olur İçinden abi. Devam edelim. Dışarıda aynen konuşacaklarımız bu kadar. Yani belki yine şeyler vardır. Hani bazı şeyler vardır. Belki arkadaşların aklına takılan şeyler ama benim şu anda aklıma gelenler bunlar. Markamız Scania. Gayet güzel bir marka. Benim çok memnun olduğum bir marka abi. Hani o zaman buyur içeri. Geçelim abi. Evet arkadaşlar. Çalıştırayım mı? Klima çalışsın ya. Bu aracın üretimi arkadaşlar Hollanda fabrikasında üretilmiş. Şöyle S kabinlerde hemen aradaki farkı söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar S kabinlere 4 basamakla çıkıyoruz. Şu motor örgücü yok. R kabinlerde ise 3 basamak.
Şöyle hemen aracımızı içe çıkalım. Temel aracın içine bir şey yapmamışsın yani. Abi şimdi kısa bir zaman oldu. 2 ay oldu. 2 ayda anca dışını toparlayabildik. Hani Dorsey'le birlikte dışarı ön kısmı hani çekiciye yaptık, dış kısmına yaptık. Daha içine sıra gelmedi açıkçası. Bir de şöyle bir konu var. Ben hani ne yaparsam yapayım hep iyi yerde iyisini yaptırmaya çalışıyorum. Hani ben şu ana kadar İstanbul'da çok denk gelemedim böyle hani iç döşeme olarak iyi yer yapan. O yüzden şu an hani iyi yer yapan yerleri kolluyorum. Dış kısım bittikten sonra inşallah ona da el atacağız abi. Evet. Ama şu anda açı orijinal yani dediğin gibi hiçbir şey yapmadım ama kötü de değil yani. Yok şey olarak anlamda söylemedim. Gerçekten sade duruyor, şık duruyor. Aynen. Ama tabii sen böyle kalacağını da sanmıyorum yani dışarı yapan bu adam. Yok böyle kalmaz. Bunun içine de neler böyle yapmaz. Böyle kalmaz ama ben abartı iç döşemeleri de sevmiyorum onu da buradan söyleyeyim. Hani ne abartı... bileyim abartı yani komple iç döşemeyi falan değiştirmeyi falan pek sevemiyorum abi. Evet. Ne bileyim bir torpidoyu boyamayı sevmiyorum mesela. Bir direksiyonu eski değilse bir direksiyonu deresini değiştirmeyi sevmiyorum. Yapacağım şey yine iç alt motor üstü ve ayak altları döşemesi ya da belki bir koltuk kılıfları filan ya da belki bir yatak arkası filan yani. Evet. Hani çok abartı bir şey zaten yapmayacağım. Şimdi durum öyle işte. Derin paket olduğu için zaten kolçak malçak falan şey dinamik paket olduğu için yani kolçak falan. Bunda var. Ona koymamışlar. O opsiyonlar arasında giriyor. Zannedersem yeni araç. Aynen opsiyonel yeni araçlarda zannedersem ona da koyuyorlar. Aslında buna iki tane koymuş. Buna iki tane koymuş. Bu solu pek kullanmıyoruz. Buna koyacağına getir ona sol tarafına koyabilirsin. Yani. Evet. İki tarafta dolap mı var yoksa? Abi iki tarafta dolap var aynen. Buzdolabı. Buzdolabı aynen. Şöyle. Gayet güzel buzdolabı. Çok iyi soğutuyor. 30 litre orada bir buzdolabı. Aynen. Çok iyi soğutuyor abi. Buzdolabı gayet iyi. Burada yük dolabı var. Sağına soluna içine bir şeyler koyabilirsin. Malzemeler. Bayağı derin. Üstler olduğu gibi. Dolap. Çok derin derin dolapları var. Bakabilir çok, miyiz? Tabii ki bakabiliriz abi. Evet. Bakacağız. Yani. Zaten bunların en şeyi ortadaki aynen. Dolap. Yani çok derin büyük bir dolapları evet. Var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama önden iyi. Şu tarafta da. Sol alt köşede abi. Şöyle. Aynen abi. Buradaki lambayı da kestiği zaman buradan da müdahale yapıyorsun ona. Aynen. Evet. Sol tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Arada da ufak gözler var. Onları. Var oralarda aynen. Ambiyans ışıklar herhalde bu tarafta var. Var var. Değil mi? Var. Perdesi var abi. Evet. Güneşli o şekilde. Aynen. Sağ tarafta yok ama. Yol sağ tarafta yok. Değil aynen. Evet. Şeyde masa var mı? Masa yok abi. Oraya bir çekmece koymuşlar. Aynaların hepsi kumandalı. İçten sol ayna, sağ ayna, ön peron ayna, yan peron ayna hepsi kumandalı. Hepsi oynayabiliyor yani. Hepsini buradan kumanda edebiliyorsun. Evet, o bir şekilde oynatabiliyorsun. Aynen. Yatak çok geniş ötekine göre, öteki streamline'a göre, benim daha önceki streamline kabine göre çok geniş yatak. Hatta daha da genişliyor. Şurada bir kolu var. Çekiyorsunuz öne doğru da geliyor. Şu kadar falan daha gelebiliyor. Evet. Ama yetiyor. Yatak güzel genel yapmışlar aynen. Aşağılarda kullanıyorsunuz. Yukarıda yani yukarı yatağı kullanmıyorsunuz. Yukarı ben abi öteki arabada hiç kullanmadım. O şekilde durdu. O şekilde de gitti. Evet. Bunda da muhtemelen kullanmayız. Ancak yani üste bir şeyler falan koyuyoruz biz genelde. Evet. Mesela battaniye falan koyuyorsun ya da yastık falan. İkinci bir dolap da zaten orası yani. Aynen aynen. Orası bayağı bir derin zaten. Evet. O işlere iyi görüyor, iyi yarıyor o işlere. Evet. Arkadan Webster kontrol yine eski arabada da vardı bu. Webster kontrolü var. Üst camın açılıp kapanması var. Işıklandırması var. Bu öteki arabalarda da vardı. Orada bir ufaklanmamız var abi. Buraya iki cep koymuşlar farklı olarak. Bayağı da derin cepler. Bayağı da bir şeyler konulabiliyor. Orada alabiliyorsunuz. Aynen. Şu üst cepler var zaten. Onlara da bazı arkadaşlar ambiyanslaması evet, falan evet, yapıyor. Evet abi. Şöyle. Işıklandırma Koçkar'da dedim yaptırdık. O ışıklandırmaların düğmelerini her birini Scania'dan aldım. Dedik ki her şey orijinal olsun. Şunlar olsun. Bunlar dingil kaldırma. Bunlar damper indirme kaldırma. Ve buraya da bir tane dış ışıkları düğmesini koyduk. Bunlar hep orijinal mesela. Hani kapattığınız zaman kapanır. Yaktığınız zaman ışıkları da yanar. Bu orijinal olduğunu zaten gösteriyor. Şöyle konsolumuza baktığınız zaman çok arkadaşlar. Güzel. Benim o kadar hoşuma gitti ki Ali abi. Yani ön konsol bir harika yapmış. Yani şöyle oturduğunuz zaman, şöyle bir baktığınız zaman sanki şöyle çok iyi bir marka bir ufak araçla böyle yolculuk yapıyorsunuz. O hissiyatı veriyor sana. Ve ondan daha da rahat yani. Aynen. Şu görünüm çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor ve yani direksiyon o kadar daha da gelebiliyor mesela. Direksiyon önünüze gelebiliyor. Evet. Mesela şöyle
dik konum diyelim. Direksiyon önünüze gelebiliyor. O kadar geldiği zaman sizi rahat ettirebiliyor ki mesela. Şu şekilde yaslanarak gidebiliyorsunuz mesela. O konuda rahatlığımız var, evet, diyorsun. Evet abi. Peki aracımız otomatik, manuel, iki seçenek var onda. Evet, otomatik ve manuel olmak üzere iki seçenek. Rötardarı gayet güzel ve kuvvetli. Standart 5 kademe. Standart 5 kademe dediğin gibi. Yağmur sileceklerin kontrolü var burada. 4 kademe hız kontrolü. Öteki arabada benim yoktu. Kaç vites aracımız? Hemen onu alayım. Araba 12 vites. Dediğimiz gibi otomatik ve manuel olarak kullanabiliyor. Ve otomatiği çok güzel. Ben çok dik rampalarda denemeler yaptım. Yani benim kullandığım, normal manuelde kullandığımdan birebir aynı. Yani hiç arabayı yığdırmıyor ve arabayı gerektiği zaman istediği gibi vitesi düşüyor. Yani yokuşları gayet güzel çıkabiliyor. Hani otomatik şanzımanı çok güzel. Ha, bunda şöyle de bir özellik var abi. Bu daha önemli bir özellik. Mesela otomatik viteste araba hafif rampa aşağı iniyorsunuz ya da düz yolda araba hızını aldı. Zaten siz gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman otomatikman araba boşa atıyor vitesi. Kendi otomatik vitesi. Tabii bir bakıyorsunuz ne olmuş orası. Boşa atıyor. Bu otomatik şanzıman az yaksın ve daha akar olsun diye arabanın öyle bir özellik koymuşlar bu arabaya. Evet, o da sizin işinize yarıyor tabii. Tabii ki yakıt tasarrufunda falan bayağı faydası var ve akarı da daha fazla oluyor. Bu da güzel bir özellik. Tehlike olma durumu var mı? Boşta giden yok, bir araba. Hayır, sonuçta alıyor kendini otomatik ya. Aynen. Scania'nın mühendisi yapmış ve güzel. Yani siz herhangi bir rötardara dokunuşunuzda ya da gaza dokunuşunuzda o hemen vitesini hemen bulup vitesi atıyor. Giriyor. Aynen. Evet. Abi. O özeli bilelim ki. Şuraları boyattım Ali abi. Şuralar normalde şu alt parça ve şu üst parça iki tarafta olsun. Normalde şu renktir. Evet. Ben bir arkadaşımla gördüm onu. Çok hoşuma gitti. Hatta o bazı bu torpidolarda belli kısımları da boyatmıştı. Bu arabanın tek altlarını boyattığım yere boyattım aynı yere. Hı hı. Hadımköy'de tırsan yeri. Çok hoşuma gitti. Baktım buralar gayet güzel ve atma yoktu. Güzel boyacıydı, iyi boyacı. Atma yoktu. Ben de boyattım, gayet güzel durdu. Mesela şu kromlara falan, yani kapı koluna falan uyum sağladı bayağı. Evet. Güzel hoşuma gitti Ali abi. Ben de öyle bir şeyler yaptım. Bu aracın bakımları kaç binde? Şimdi bu aracın bakımları, geçen ben 20 binde rodaj bakımına gittim. Rodaj bakımına gittiğiniz zaman bilgisayara bağlıyorlar arabayı. Senin yapmış olduğun yola, senin girmiş olduğun tozlu ortamlara göre bakım kilometresi belirliyorlar. Benimkini 70 bin belirlediler. Çünkü tozlu bir ortama girmediğim için, genelde yol çalıştığım için, sürekli yolda gittiğim için bakım kilometremi 70 binde bir yaptılar. Evet. Ve ben bu arabayı alırken aşağı yukarı 5 bakım bana hediye verdiler. Evet. Aşağı 70 binden 5 bakım, yani 350 bin kilometre bedava bir bakımımız var yani. Yani o sana yapılan bir kampanya yani. Tabii öyle tabii. Yani genelde sadece bana değil ama. Evet. Scania alan arkadaşlara yapılan bir kampanya. Güzel bir kampanya aslında. Şimdi bazı insanlar birinci, ikinci bakımdan sonra pahalı diye, hatta belki bir iki bakımı bile beklemeyenler var mesela. Pahalı diye işte böyle merdiven altı Scania'cılara kaymaya başlıyorlar mesela. Evet. Ama bu öyle değil. Bu baştan seni 350 bin kilometre bağlıyor. Bence güzel bir şey. Araban gidiyor oraya. Yukarıdan bekleme yerinden izliyorsun. Güzel araban bakımı yapılıyor. Yağları, filtreleri, her şeyle değişiyor ve 1 lira ödemeden çıkıyorsun geliyorsun. Rodaj bakımı dedin az önce. Rodaj bakımı. Ne anlama arabalar, geliyor? Arabalar 0 kilometre alındıktan sonra bir 20 bin kilometre sonra gidilir. Bu rodaj bakımında arabanın işte sağına soluna hani gevşeyen vidası var mı, kontroller falan yapılır. İşte yağ kontrol edilir. Mesela böyle motor çekiyor falan. Ya da mesela tekerleklerin somunlarına bile, bijonlara bile baktılar yani. Gerekli kontroller yapılıyor, öyle söyleyelim. Bütün kontrolleri yapıldı ve çıktık yani. Evet. Orada zaten dediğim gibi bilgisayara bağlanıyor araba. Senin yaptığın arabayı zorlamandan, yaptığın yoldan, tozlu ortama girip girmediğinden senin kaç bin kilometrede bir bakıma gelebileceğini bilgisayar çıkartıyor. 70 binde falan. Daha önce ben 50 binde bir yaptırıyordum öteki arabada. Bunda 70 binde bir yaptıracak. Ben hemen yakıt verilerini ekrandan almak istiyorum. Abi, var mı sakıncası? Arabamız bu arada kaç kilometrede? Araba şu anda 25.691 kilometrede abi. Evet. Yakıt genel görünümü şu anda ben ne kadar? 1053 kilometre önce sıfırlamışım arabayı. Hı hı.
331 litre yakmışım. 331.4 ve bu birebir uyumlu. Birbirine tutuyor yani. Tutuyor. Ben bunu mesela şu anda pompa yanıtsam 331.4, bu en fazla 332 ya da 332.5 ya olur ya olmaz yani. Hemen hemen gösteriyor birebir. O da bu havalarda klima falan çok yakıyoruz. O da 2 litre falan, 3 litre falan helaliyle oynar. Bu PTO falan gösteriyor. Bu çalışma süreleri, sürüş puanları. 171 iyi bir puan. Aynen. Dinlenme süreleri, sürücü etkinliği, hız denetimi, günlük kilometre sayacı, işte günlük yaptığın kilometre falan. Şu işte yüzdesi şu anda burada abi. %31.5. Genelde de bu şekilde seyrediyor. O bantla oynuyor. Aynen. %31.5. Mesela dediğim gibi Şile'den madeni yükledik. Rampaları falan çıkarken %33'lere falan çıkıyor. Otobana çıktığımız zaman bu %31'lere, %30'lara, %30.5'lara düşüyor. Böyle yüklü arabalarından bu tarafa geldiğimiz zaman da, şimdi de buraya gelirken biliyorsun bir iki indik çıktık falan. Evet. %31.5. Bu çok normal bence. Hani ben öteki arabamda %33'lere falan görüyordum ve dediğim gibi ben aynı işi, aynı yüklemeyi, aynı yükü yapıyordum. Aynı mesela onunla bunun arasında aşağı yukarı 20 litre falan oynadı yani. Bu 20 litre çok ciddi bir rakam. Aylık hesaba vurduğunuz zaman bayağı bir kesinlikle yapıyor yani. Bayağı bir meblağ yapıyor. Bu araçtan memnunuz yani Ali abi. Yani yakıt olsun, konfor olsun, kullanım olsun, hoşnutluğu olsun, çok memnunum. Allah'a şükür iyi ki de almışım diyorum yani. Diyorsun. Bu arabada benimsemediğin ne var? Şurası şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Şu şurası eksik. Abi bizim bir abimiz var. Ondan da çok ortak şey yaptı. Şu ayağın şuraya koyuyorsun ya. Şurada bir kemik var. Evet. Yani belki komik gelecek sana ama şu kemiğin şu arası o kadar. Diyeceksin ki aşağı uzat ama uzatıyorsun, belli bir zaman sonra aşağı ayağını şuraya koyuyorsun. Şu kemiği o kadar rahatsız ediyor ki. Bu yani bizim bir abimiz var. O söyledi bana. Dedi ki aldığın zaman göreceksin. Hakikaten o. Sonra oraya bir kolçak opsiyonel, onu koydurabilirsin ama. Evet. Onun haricinde vallahi aklıma gelen şu anda herhangi bir şey yok. Hemen hemen her şeyden memnunum açıkçası. Şu anda dediğin gibi öyle aman aman böyle illa şu keşke şu da olsaydı falan diyeceğim bir şey yok. Evet. Hani var bazı şeyler ama onlar opsiyonel. Onları sen kesinlikle ekletebilirsin yani. Evet, aynen, senin aynen durumuna göre yani. Aynen öyle. Peki bu arabayı Alman için sebep nedir? Abi Alman için çok sebep var aslında da. Yakıt bir numara. Evet. Yani ben şu anda piyasadaki arabaların hemen hemen yakıt olarak en düşüklerinden biri diyebilirim. Ondan sonra hani duyduğum arkadaşlarımdan hani şu yakıtı bu yakıtı yakıyor falan filan. En düşüklerinden biri diyebilirim. Konfor çok konforlu. Yani şoförü yormuyor. Hakikaten yani bir yolda giderken böyle insan şoföre çok böyle rahat hissettiriyor yani. Hani rahatsız bir durumu yok. Akşam eve gittiğinizde yani o şuram vardı, buram vardı falan demiyorsunuz. Yani hakikaten yormuyor. Yormuyor. Yani şu direksiyonu önünüze çektiğiniz zaman ben diyorsun buradan çıkıp Erzurum'a kadar sürerim bu arabayı diyorsun yani. Yani önündeki görseli zaten Tabii. Bir manzara edasında gidiyorsun yani. Evet. Ön camımıza bu arada ön camımıza da 07 film çektirdim. Filmcim sağ olsun Şekerpınar'da bir arkadaşım var. Çok güzel film çekiyor. Bak gördüğün gibi hiç sıfır hatası var. Ya hatası yok. O neden çektirdim? Abi cam büyük olduğu için hani güneşe doğru gidiyorsan karşıdan sürekli sana güneş vuruyor. Bunu bir şekilde kesmek istiyorsun. Ben de cam filmini yaptırdım. Hem dışarıdan görsel, biliyorsun ben görsele biraz fazla önem veriyorum. Hem görseli güzel gözüküyor cam filmi. Hele ki kırmızı arabada, beyaz arabada daha da hoş duruyor. Hem de klimanın soğuğu içeride kalıyor. Güneş tamamen sana direkt vurmuyor. Bunlar önemli şeyler. Yaptırdım. Ben öteki arabamda da film vardı. Hani filmsiz gerçi bilmiyoruz. Yani benim için çok iyi oluyor film. Yanlara da yani oraya önlere 0.50. Bunu çok soruyor arkadaşlarım. Evet. Abi önüne çektirdim. Mesela önlere 0.50 çektirdim. Yanlara da 1 numara çektirdim. Aslında yanlar 2 numara falan da olabiliyor ama geri yanaşırken yağmurlu havada falan ben çok cam açmam genelde. Giderken olsun şeyde. Sigara da içmiyorum ama içmediğim için de cam da açmam. Yağmurlu havalarda falan böyle şey yapabiliyor. Çok koyu film çekildiği zaman göremiyorsun. Aynen. Evet, aynen. Ama bu şekilde akşam da olsa, karanlık da olsa gayet net görürüm ben. O konularda otomobillerde bile aynı sıkıntı yaşanabilir. Aynen abi, aynen. Evet arkadaşlar, oltu tezbimiz de burada. Tabii aynen. O bana aynen annemin hediyesi, üstünde ismim falan yazılı. Oltu Erzurum'a gittiği zaman yaptırmış, getirmişti sağ olsun. Evet. Bu arada o da bizim olmazsa olmazlarımız. Evet. Yani. Bu arada Osman'a da teşekkür ediyorum. Erzurum'da bir arkadaşımız, o da bize bir oltu tezbisi göndermişti. Aynen. Ona aynen da selam olsun. Onda aynen. Yeri orası aynen abi. Evet. Hiç böyle enteresan bir durum geldi mi başına araba ile ilgili? Abi şimdi
enteresan durum derken böyle acayipme giden durumlar oluyor bazen. Mesela tesiste arabayı yıkıyorsun. Ya benim her zaman gittiğim yıkamam var Adapazarı'nda. Yıkıyorsun arabayı, çekiyorsun. Beni tanıyan arkadaşlar bilirler zaten. Ben çekerim aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saat. Böyle arabayı silerim. Jantlarını silerim, lastiklerini parlatırım. Sağını solunu silerim falan. Ya orada silerken böyle bir bakarsın birisi çıkar gelir mesela. Ya hemşerim arabayı niye siliyorsun? Niye parlatıyorsun? Biraz sonra nasıl olsa kirlenecek. Ya abicim bu araba yolda giderken temiz giderse bir sıkıntı mı oluyor? Yani ben bu işi böyle seviyorum. Araba temiz olacak. Bindiğin, oturduğun yer temiz olacak. Arabanın içi temiz olacak. Lastikler parlayacak, jantlar parlayacak. Ben böyle seviyorum. Yani sen bunu bana kirlenecek diye bana bunu yansıtamazsın ki. Ya öyle tuhaf şeyler oluyor işte Ali abi. Yapacak bir şey yok. Yok, yok abi. O adam, onlara zaten gülüp geçiyorum ben abi. Tamam abi diyorum, senin arabanı pis bırak diyorum falan. Öyle tekrar dönüp işime bakıyorum yani. Peki Temel'cim, eklemek istediğin, söylemek istediğin? Abi eklemek istediğim, dediğim gibi aracımdan çok memnunum. Tavsiye ederim hani böyle bir araç. Allah herkese nasip etsin isteyenlere. Budur yani, hani çok keyifli, sürmesi güzel. Biraz da böyle bir aksesuar falan yaptığın zaman tadından yenmiyor yani, öyle diyelim. Güzel, keyifli bir araba yani. Eyvallah. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin abi. Abi. Sana çok teşekkür ederim. Bu araban, bu güzel araban için, bu abi, güzel sohbetin için, bu misafirperverliğin için. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sağ ol, çok yardımcı oldun bana. Sağ ol, sen de bize geldin abi, sağ ol, teşekkür ederim. Buluştuk. Biz de inşallah seni kırmamışızdır. Eyvallah. Çok sağ olasın. Çok makbule geçtik. Teşekkür ederim sana. Evet arkadaşlar. Ya bizde de böyle bir hastalık var. Yani. Yapacak bir şey yok yani. Güzel araba bulduğumuz zaman, aynen, böyle kardeşlerim de güzel araba yaptıkları sürece, aynen, biz de onların peşine gideriz. Onlar bize gelir. Biz onlara gideriz. Aynen abi. Bu hobiyi, bu sevgiyi ortak bir noktada tutmaya çalışırız. Evet. Yapmak istediğimiz de bu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkesten bir anı saklar bu yollar.